Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, önceki gün Edirne'de etkili olan kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Her yağışın ürünlerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Arabacı, son kar yağışınınsa tek başına buna yetmeyeceğini, yeni yağışların olmasını umduklarını ifade etti. Bizim için kar ya da yağmur, yağan her şey bölgemiz için faydalı. Bu kar yağışı uzun zamandan beklediğimiz bir kar yağışıydı. Çünkü neden kar yağmura benzemiyor? En azından bir miktar yağdığında o yavaş yavaş eriyor ve toprak onu daha güzel alıyor. O yüzden kar yağışını bütün üreticiler olarak hepimiz istiyoruz. Ama bugün Edirne'de kar yağdı mı? Yağdı. Ama çok yeterli bir kar mı? Yani biz kar yağdığında en azından şu an ekili olan buğdayı ve kanolayı örtecek seviyede olmasını isteriz. Neden? Bu dönemde karın altında ürün sıcak kalır ve çalışır. Yani bugün kar yağdığında 8 santimse ürünün boyu, bu eridiğinde bir bakmışsınız 10 santim, 12 santime çıkmış olur. Yani bu da ürünün altta çalıştığını gösterir. O yüzden bu yağan kar bölgesel. Zaten Edirne ve etrafında olan bir kar. Biraz Edirne'nin dışına çıktığımızda birçok yerde beyazlık bile yoktu tarlalarda. O yüzden çok yeterli bir kar değil ama bizim için yağan her yağmur ya da kar güzeldir. Biz bu geçtiğimiz dönemde, mesela yaz döneminde kurak bir dönem geçirdik ve Kasım ve Aralık aylarında yağışlar almaya başladık. Bu süreçte de aşağı yukarı 170-180 kilogram civarı yağış almışız Kasım ve Aralık aylarında. Bu ürünün hani çıkışı, gelişimi açısından şu an yeterli, güzel. Ama genel kış yağışları olarak değerlendirdiğimizde çok yeterli mi? Tabii ki değil. Bizim kış döneminde üretici olarak istediğimiz toprağın doyuma ulaşacağı bir yağış olması lazım. Çünkü çok kurak bir dönem geçirdik. Toprak çok derin bir seviyeye kadar kuruydu. Şu an belli bir kısmı güzel, tavlı ama alt kısmında henüz doyuma ulaşmadı. İnşallah daha kış devam ediyor. Bu süreçte inşallah güzel yağışlar gelecektir. Üretici olarak beklentimiz bu yönde. Bugün baktığımızda bu yağışlarla ürün güzel olur mu, verim iyi olur mu demek için bunun için çok erken. İnşallah bu önümüzdeki süreçte belli aralıklarla yağışlar alıyoruz. Yine bu yağışlar devam eder. Yani toprağın doyuma ulaşması hem bizim yaz döneminde yaz kurak geçse bile toprağın altı tavlı olması, ürünün işte kılcal kökleri ya da kazık kök dediğimiz ayçiçeği gibi ürünlerin toprağın alttaki tavdan beslenerek çok kötü verim olmasını engeller. Ama yaz yağışları desteklerse çok güzel bir yıl olabilir. Bunu tabii bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki süreçte inşallah güzel yağışlar alırız. Yani üreticimizin emeğinin karşılığını alacağı, maliyetinin karşılığını alacağı güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz.